Evet, değerli misafirlerimiz, kentsel dönüşümün sosyal boyutunu konuştuğumuz sempozyumumuza katıldığınız için teşekkür ederim. Programımız, bakanımız ve başkanımızın konuşmalarından dolayı kısa uzadı. Bu tip konuşmalar olduğu zaman genelde toplantılar uzar. Çünkü hakikaten bu büyüklerimiz meşgul insanlar. Dolayısıyla onlara da anlayış göstermemiz lazım. Tabii kentsel dönüşümün sosyal boyutu dediğimiz zaman, yani kentsel dönüşümle bazı kavramları yer yere koyduğumuz zaman bir kısım çağrışımlar yaptırıyor. Mesela kentsel dönüşümün insani boyutu, kentsel dönüşümün gelir adaleti boyutu, kentsel dönüşümün güvenlik boyutu, kentsel dönüşümün kültürel değişim boyutu gibi başlıklar koyduğumuz zaman kentsel dönüşüme yeni alanlar yapıyoruz. Kentsel dönüşümü yalnız binaların yenilenmesi anlamında baktığımız zaman da farklı anlamlar çağrıştırıyor. Tabii kentsel dönüşümün sosyal boyutu dediğiniz zaman işin içerisinde birkaç dönüşümler de birlikte giriyor. Hem kültürel değişim, hem insani değişim, hem sosyal, sosyolojik değişimi içeren bir kavram. Biz Sami Mimar ve Mühendisler grubu olarak genelde şöyle bir prensimiz var. Meselelere yalnız bir mimarlık veya mühendislik disiplinler açısından bakmıyoruz. Aynı zamanda diğer insani bilimler, sosyal bilimleri de harmanlayarak meseleleri bütüncül bir bakış açısı çerçevesinde izlemeye çalışıyoruz. Bunu da doğru olduğuna inanıyorum. Şu anda dünyanın geldiği nokta teknik anlamda meselelerin yapılması açısından bir sorun yok ama işin sosyal boyutu, kültürel boyutu, çevre boyutu, idare boyutu, bütün bunlar bize aslında bir nevi kısıt gibi geliyor. Bir noktada bunlar bizim sınırlarımıza dayanmış durumda. İnsanın, insan olma sınırlarına dayanmış durumda. Dolayısıyla bunlara sorgulayıcı bir bakış açısından bakmamız lazım. Şimdi kentlerin değişimi, bizim kentlerimizin değişimiyle, yani evlerimizin değişimine de bakmamız lazım. Önceki kentlerimiz daha masum kentler, olabildiğince küçük ve doğayla bütünleşik, topografyayla da uyumlu şehirlerdi. Ve binalarımız da o ölçüde de insani ölçeklerdeydi. Ve doğayla uyumluydu ve doğanın malzemelerini, işlenmemiş malzemelerini kullanıyordu. Taş gibi, ağaç gibi. Fazla proseslere girmemiş malzemelerden yapılıyordu. Dolayısıyla şehir aslında kendi içinde dönüşüme uygun bir şehirdi. Dolayısıyla hiçbir malzeme israf da olmuyordu. Tabii şimdi kentsel dönüşümün çevre boyutuna girdiğimiz zaman başlıklar çıkıyor. Dolayısıyla insani ilişkiler olabildiğince sıcak, samimiydi. Tabii her bina aynı zamanda barınak olmasının yanında aynı zamanda bir mahremiyet alanıydı. Mahremiyet aslında insanın kendi kendisine kalması, sorgulaması, aynı zamanda mahremiyet alanına çıkarak ürettiğini başkalarına paylaşması için de komşuluk ilişkileri içerisinde bir ona üretim alanı veriyordu. Biraz önce bakanımızın bahsettiği gibi müstahni olma, ötekileştirme kavramı aslında bir evi bugünkü diliyle söyleyebiliriz. Veya diğerlerini önemseme. Bu da büyümeyle ilgili gelen bir şey. Büyümeyle beraber yoğunluğun getirdiği bir bozulma. Çünkü yoğunluk arttıkça insan ilişkilerine korkma başlıyor. Çünkü insan anlamadan çok korunmaya kendini alıyor. Kent onu artık korunması, kendi varlığını koruyacak. Hatta biyolojik varlığını koruyacak bir noktaya düşüyor. Kültürel varlığını koruması zaten maalesef mümkün olmuyor. O hızlı gelen değişim onu engelliyor. Dolayısıyla kentleri ne kadar yoğunlaştırırsak, ister bunu dikeyde, ister yatayda yapalım, hele dikeyde yaptığımız zaman kesinlikle ilişkilerde bir bozulma meydana geliyor. Kent yoğunluğunun olabildiğince doğru ölçeklenmesi lazım. İnsanın diğer insanla ilişkileri sürdürebileceği, selam alıp verebileceği, güvenebileceği, iletişime geçebileceği, anlamaya çalışacağı boyutta kentleri ve binaları inşa etmemiz lazım. Eğer bunu yapmazsak istemediğimiz bir dönüşümle karşı karşıya geliriz. Mesela kentlerin inşa aşamasında gelir adaleti konusu çok önemli bir boyut. Bugün mesela bu büyük kentleri, bu milyonlarca dolara satılan binaları inşa eden inşaatçıların yaşam alanlarına bakalım. Çoğu güvenliksiz çadırlarda yaşıyordu. Nihayetinde 11 kişinin öldüğü o yangından sonra bunların daha güvenli olabilecek konteynerlerde kalması öngörüldü. Ama o konteynerlerde de güneşin altında yanıyor insanlar. İklimlendirme ile ilgili ciddi bir çalışma yapılmıyor. Dolayısıyla üretimin her aşamasında insani olanı yakalamamız lazım.
gelir adaletini konuşmamız lazım. Bugün milyon dolarlar satılan iş yerlerinde iş gücü, özellikle amele iş gücü, normalde mahalle müteahhitlerinin yaptığı iş yerlerindeki evlerdekinden daha düşük. Orada da insanların güven duygusu ısmar ediliyor. Neymiş? O binalarda uzun süre çalışabiliyorlarmış. Dolayısıyla elde edilen sonunda çıktı kaça satılır? Milyonlarca veya yüz binlerle ifade eden fiyatlara satılır. İşte ikinci bir gelir adaletsizliği de ortaya çıkıyor. Dolayısıyla toplum fark etmeden kendi içerisinde o sitelerin varlığıyla beraber ayrışıyor, bölünüyor. Bir nevi fragmente oluyor, parçalanıyor. Bu parçalanma belki depreme karşı binalarımızı güçlendiriyor ama sosyal anlamda da çok ciddi fay hatları oluşuyor. Hatta fay hatlarından öte şehir kendi içerisinde adeta peynir kalıpları gibi bölünüyor. Dolayısıyla bütünlük duygusu yok oluyor ve aidiyetler yok oluyor. İnsanların o alanlara tekrar girebilmesi gerçekten zor. Korunaklı alanlar oluşturuluyor ve yabancılar giremez, sitelere dönüşüyor. Dolayısıyla çok büyük bir değişim geçiyoruz. Bir dönemler cumbalı evlerde yaşayan insanlardan, şimdi Fransız balkon, pencere evlerde yaşayan insanlara döndük. Bizim insanımız bir dönem Osmanlı evi derken onu anlatıyordu ve onunla ölmeye çalışıyordu. Aynı söylemleri söyleyen insanlar bir kısım imkanlara ulaştığı zaman adeta Fransız balkon yapmak için yarışıyor. Kimse onları sorgulamıyor. Ve niye bunu yapıyorsun? İki tane bina var, birbirine çok yakın. Yani Fransız balkon dediğimiz şey, geniş alanda, ufku açık olan, demin deniz kenarı olan, bir vadide kurulan bir ev tipidir. Ama bizim insanımız bunları sorgulamadan alıyor ve dolayısıyla adeta evlerimiz şovruma dönüşüyor. Şeffaf evlere doğru dönüşüyoruz. Dolayısıyla bu ve benzeri değerler ve değişim üzerinden Türkiye'nin toplumsal değerleri nereye doğru evriliyor? Bunun aslında bir adım ötede siyasal dönüşümü de getirecek. Bunun nasıl olacağını ileride göreceğiz. Dolayısıyla Türk toplumu hakikaten planlanmış ama ana planı yapanlar bana göre başkaları ama bizim ise uygulamacı olduğumuz bir kentsel dönüşümü yaşıyoruz. Bunu gerçekten insan ölçeklerle yapabilir miyiz? Bu bence yapılabilir ve mümkündür. Türkiye'de kent yoğunlukları İstanbul'a baz alırsak gerçekten yoğundur ama dünya ölçeğinde ülke yoğunlukları açısından bu karşılaştırdığımız zaman Türkiye'de kilometre kareye düşen insan sayısı Avrupa'nın çoğu ülkesinden daha düşüktür. Mesela Türkiye'de kilometre kareye şu an itibariyle 98 kişi düşmektedir. Hollanda'da 410 kişi düşmektedir. İngiltere'de 4 kişi düşmektedir. Almanya'da 230 kişi düşmektedir. Bize en yakın Avrupa olan İspanya'da. İspanya'da da 92 kişi düşmektedir. Üstelik İspanya ile bizim coğrafi özelliklerimiz de birbirine çok benzer. Yani 3 tarafımız denizlerle çevrilir, Portekiz'de katarsak. 3 tarafımız denizlerle çevrilir. Dağlık nispeten bir coğrafyaya sahibiz. Ama biz İspanya'ya gittiğimiz zaman bu yoğunluğu görmüyoruz. Demek ki burada yanlış giden bir şey var. Bu yanlış giden şeyin temelinde de özellikle insanların deyim yerindeyse sınıf atlaması için tek şansının araziden rant elde etme isteğidir. Dolayısıyla bu araziden rant elde etme isteği aslında bizim tüm kodlarımızı bozuyor. Tüm kimliğimizi bozuyor. Aslında bütün yaşamımızı bozuyor. Bunun da bir yasal düzenlemeyle başkanımızın ifade ettiği gibi kentsel rantın şehirliğe veya genelde ülke yaptırılmasıyla ilgili bir düzenleme yapılması durumunda bu gelir Türkiye'nin bütün bölgelere merkezi hükümet gerekse yerel yönetimler kanalıyla dağıtılarak insanların bulunduğu yerlerden göç etmesini engellemiş oluruz. Bir de önemli bir boyutu var bu yüksek katlı binaların insanlara getirdiği. Bu tip binalar korunmaya yönelik bir algı içerisinde yapıldığı için, iletişim dağınık olduğu için, iletişim olmadığı için o binalarda yetişen gençler, özellikle çocuklarda inovatif, kreatif, keşfedici bir anlayış gelişemez. Çünkü orada asıl olan korunmadır. İnsanın bir şeyi keşfedebilmesi ve yapabilmesi için farklılıkların olması lazım. Bir şeyi fark etmen lazım, bir şeyin farklı olması lazım. Potansiyel farklar arasında duygu, fikir, düşünce alışverişinin olması lazım. Dolayısıyla biraz önce başkanın dediği gibi, işte insanların, herkesin işte kamu okullarına ortak gittiği, işte bir kısım insanlara ait olan zenginlerin gittiği veya bir kısım yaşam standartlarına sahip veya dünya görüşüne sahip insanların gitmediği okullar üzerinden, kamu okulları üzerinden toplumda
karşılıklı duygu alışverişini sağlayacak, daha sağlıklı sosyal bir yapıyı kuracak bir yapılaşmaya doğru da gitmemiz lazım. Dolayısıyla aslında şehir aslında her şeydir. Eğer şehirdeki kentsel tasarımı doğru kurgulayamazsak, aslında fark etmeden kendimize farklı bir geleceği kurguluyor oluruz. Tabii bugünkü toplantımızda çok değerli katılımcılar var. Ben onları şimdi davet edeceğim. Doçent Doktor Nail Yılmaz, Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanlığı yapıyor. Davet ediyoruz. Yardımcı Doçent Doktor Erhan Berat Fındır'da şu anda misafir olduğumuz İstanbul Ticaret Odası'nın Ticaret Üniversitesi var, orada öğretim üyesi. Yardımcı Doçent Doktor Murat Şentürk, kendisi İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. Yardımcı Doçent Doktor Nuray Aynur Akcan, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Cüneyt Sarıyaşar, Mazlum Der, İstanbul Şube Başkanı. Şimdi programımızda küçük bir değişiklik yapacağız. İkinci konuşmacıyla üçüncü konuşmacının yeri değişecek. Şimdi onu ifade edeyim. Konuşmasını yapmak üzere Nail Yılmaz Bey'i davet ediyorum. Toplumsal yapı, belediyeler ve kentsel dönüşüm. Evet, Sayın Başkan, değerli kentsel dönüşümü sosyal dönüşüm şeklinde isimlendirilmiş. Dolayısıyla hem sabah oturumda da ben katıldım, konukların çoğu. Şimdiki oturumda da kentsel dönüşümü sosyal dönüşümle ilgili olarak bir takım sonuçlar yapacaklar. Ben de bu konuda düşündüklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ancak bu konuya geçmeden evvel, yani kentsel dönüşümün sosyal boyutunu boyutuyla ilgili düşüncelerimizi aktarmadan evvel, Türkiye'de kentleşme olgusunun ortaya çıkışı ve gelişimi hakkında genel bir değerlendirmede bulunmak istiyorum. Zira bugün karşılaşmış olduğumuz problemlerin temelinde aslında geçmişteki bu plansız kentleşme politikalarının neticesinde bu noktaya gelindiği kanaatindeyim. Daha da önemlisi bundan sonraki yapacağımız kentleşme ile ilgili geliştireceğimiz politikalarda da yine bu geçmişteki yaşananların, yani geçmişteki kentleşme politikalarının doğru okunmasının gerekli olduğu kanaatindeyim. Şimdi genel olarak ifade etmek gerekirse Türkiye'deki Türkiye'de yaşanan kentleşme ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kentsel sıkıntılar çözülmesi zor, güç bir takım sonuçlar doğurmuştur baktığımız zaman. Zira Türkiye'deki kentleşme batıdakinden birazcık daha farklı biçimde gelişmiş bildiğiniz gibi. Öyle ki batıda sanayileşmeye bağlı bir kentleşme durumu söz konusuyken, yani mecranda akarken kentleşme durumu, bizde de öyle olmamış. Hızlı ve kısa sürede bir kentleşme durumu söz konusu olmuş. Dolayısıyla kentleşme politikamız da biraz bu hızlı ve kısa sürede gerçekleşen kentleşmeye bağlı olarak dönemsel bir takım anlayışlar çerçevesinde gelişmiş. Kentlerimiz de bu bağlamda ortaya çıkmıştır. Yani istikrarlı bir kentleşme politikası bu anlamda gelişmemiş baktığımız zaman. Bilindiği gibi Türkiye'nin kentleşmesi 1950'lerle aslında başlıyor. Zira 40'ların lardan itibaren batıyla bütünleşme girişimleri 50'lerde aslında sonuçlarını hem ekonomik anlamda hem de siyasal anlamda vermeye başlıyor. Bu dönemde 30'ların devletçilik politikaları terk ediliyor. Liberal ekonomi politikaları benimseniyor. Ve yine tarımda da gözlü görülür bir makinelaşma yaşanıyor bildiğiniz gibi. Dolayısıyla kırsal alanlardaki toplumsal çözülme bu anlamda hızlı oluyor. Bu toplumsal çözülmeye bağlı olarak da kitlesel göçler kentlere doğru oldukça hızlı bir şekilde yaşanmaya başlıyor. Şimdi kırdan kente yürelen göçmenler sosyopsikolojik, ekonomik, kültürel
ve benzeri konularda olduğu gibi kentteki siyasetin biçimlenmesi noktasında da aslında oldukça önemli bir neden olarak önümüze çıkıyor. Zira kente gelen göçmen özgün toplumsal konumu gereği siyasal partilerden ciddi beklentileri olan çıkar grupları haline dönüşüyor baktığınız zaman. Dahası bu çıkar gruplarının özellikle konut ve iş alanlarına alanlara ilgili talep ve beklentileri yerleşik nüfusa göre daha fazla olduğu için siyasal partiler de bu göçmenlerin istihdam ve barınma problemlerini ortadan kaldırabilmek için bu göçmenlere daha fazla onların taleplerini daha doğrusu gerçekleştirme, yerine getirme noktasında istekli davranıyorlar. İşte bu durum bizim kentleşmemizde, yani kentlerin şekillenmesinde en önemli unsur olarak önümüze duruyor. Yani bu çıkar ilişkisi kentlerimizi bir anlamda biçimlendiriyor. Zira homojen bir şekilde kümelenen bu gruplar, göçmen grupları siyasal partiler olarak bir oy deposu olarak bildiğiniz gibi değerlendiriliyor. Dolayısıyla kentleşmenin seyri daha ziyade dönemin seçmen-siyasetçi ilişkisi mucibince gelişmeye başlıyor. Ancak dönemin şartlarına uygun olarak gelişen de kentlerin biçimlenmesinde son derece yine önemli olan başka bir husus daha var ki o da devletin ya da yönetimin bizatihi konumuyla ilgili bir husus. Devletin benimsemiş olduğu bu konum, bu politika oldukça önemli oluyor yine kentlerimizin biçimlenmesinde. Öyle ki bu dönemde devletin en önemli öne çıkan politikası refah devleti uygulamaları hepinizin bildiği gibi. Bu refah devleti uygulamaları dolayısıyla devlet özellikle kırsal alanlardan kentlere doğru göç etmiş olan göçmenlere gerekli sosyal imkanları sağlayamadığı için, gerekli sosyal politikaları geliştiremediği için onları sübvanse etmek de arzusu içerisinde. Bu anlamda özellikle hazine arazilerinin işgal edilmesi noktasında yeni göçmenlere göz yummaya başlıyor. Burada başka bir husus daha var. Sadece göçmenleri sübvanse etmek değil dert. O da bildiğiniz gibi her ne kadar sanayileşmeye bağlı bir kentleşme durumu söz konusu olmasa da kentlerde, büyük kentlerimizde İstanbul, Ankara gibi en azından bir takım sanayi tesisleri söz konusu. İşte bu sanayi tesislerine ucuz iş gücü sağlama adına öte yandan yine bu göçmenlerin bir tüketici olarak değerlendirilmesi adına bu yerli ucuz sanayinin ürünlerini tüketme anlamında bir tüketici olarak değerlendirilmesi neticesinde düşünüldüğü için hazine arazilerinin işgal edilmesi bir devlet politikası haline adeta dönüştürülüyor. Ve bu dönemde en fazla dikkat çeken husus işte çarpık yapılaşma, gece kondulaşma, kaçak yapılaşma önü alınamaz biçimde artıyor. Uzun yıllar kentlerin şekillenmesinde etkili olan bu paradigma 1980'lerden itibaren değişmeye başlıyor. Zira 1980'lerden sonra devlet daha liberal ekonomi politikaları benimsiyor ve hakem rolünü terk etmeye başlıyor. Daha evvel yoksulların lehine ortaya koymuş olduğu politikaları bu sefer sanki zenginlerin lehine kor bir tavır, politika geliştirmeye başlıyor. Zira bu geniş tabanlı bir toplumun bütün kesimlerini koruyucu, kollayıcı tutumunu terk etmesiyle beraber devletin artık kentlerimizde bir gerilim ve ayrışma durumu da ön plana çıkıyor. İşte kentin daha ziyade çeperlerinde, kenarlarında yoksul kesimler yerleşmiş olarak hayat mücadelesi verirken aralarda bir yerde orta sınıflar yerleşmiş gibi gözüküyor. Daha prestijli ve güzel olarak nitelendirebileceğimiz alanlarda ise zenginler yerleşmeye başlıyorlar. Legal ya da illegal bir şekilde yeşil alanlar ya da tarihi alanların birçoğu yine tabiri caizse zengin kesimler tarafından işgal edilmiş oluyor. Devlet buna göz yumuyor.
Şimdi bu noktada ifade etmek gerekirse 80 öncesinde kentleşme politikamızda yoksulların lehine bir tutum içerisinde olmakla beraber devlet daha çok kentlerimize gecekondulaşma, çarpık yapılaşma ve kaçak yapılaşmanın önünü açarken 80 sonrasındaki bu zenginler lehine diyebileceğimiz tutumu dolayısıyla da yine İstanbul üzerinde örnek vermek gerekirse Boğaz'ın çok güzel yerleri ya da özel yerleri bir şekilde imara açılmış oluyor ve yine olumsuz bir kentsel politika takip edilmiş oluyor. Daha ziyade merkezi iktidarın anlayış ve yetkileri doğrultusunda biçimlenen bu tür kentsel politikalar 90'lardan itibaren değişmeye başlıyor baktığımız zaman. Çünkü 90'lardan itibaren yerel yönetimler, tabii ki yerel yönetimlerden aslında benim kastetmiş olduğum şey daha ziyade belediyeler, yerel yönetimlerin konumunda ve yetkilerinde yapılan genişlemeler diyelim sonucunda biraz bu durum değişmeye başlıyor. Zira yetkileri artırılan ve belli ölçüde kaynakları geliştirilen yerel yönetimler görece itibarlı kurumlar haline gelmeye başlıyor. Böylece merkezi siyasetin vesayetinden az da olsa kurtulmuş gözüken yerel yönetimler kentsel politikaların geliştirilmesini daha güçlü kurumlar haline dönüşüyor. Ancak bütün bunlara rağmen geçmişten süregelen bu biraz evvelki özetlemeye çalıştığım, anlatmaya çalıştığım çerçevede geçmişten süregelen bu yanlış anlayış, yanlış politikalar diyelim çok kolay aşılacağı benzemiyor. Zira her ne kadar belediyelerin yetkileri ve konumunda bir takım değişiklikler olmuş olsa bile şehirlerin oluşturulmasında çok ciddi adımlar atamıyorlar belediyeler. Tam da bu noktada 1999'da yaşanan o maalesef hepimizi derinden sarsan Marmara depremi yaşanıyor. Aslında bizim olumsuzluk gibi görmüş olduğumuz bu durum bize başka bir açılım yapıyor. En azından belediyeler bu tarihten itibaren bir zihniyet dönüşümü gerçekleştiği için toplumda yapmak istedikleri şeyleri daha rahat bir şekilde, uygulamaları daha rahat bir şekilde yapmaya başlıyorlar. Kent planlaması ve mimari anlayış bu tarihten itibaren aslında baktığımız zaman kökten değişiyor. Batı'da bu daha eski ama bizde 99 depremiyle başlamıştır demek mümkün bu anlamda. Kökten değişiyor. Yeni yasal düzenlemeler geliştiriliyor. Başta planlama ve inşaat kalitesi olmak üzere donanım özellikleri bakımından olumlu gelişmeler yaşanıyor bu dönemde. Ancak hızlı ve modern konut üretme adına estetik kaygılar ve yerel özellikler bilinçli ya da bilinçsiz göz ardı edilmeye başlıyor. Bu anlayış ise kentleşme senelerimizde başka bir problemin ortaya çıkmasına neden oluyor. Yeni bir dizi problem yaşanmasına neden oluyor. Çünkü bu anlayış, yani hızlı ve modern konutlar üretme yaklaşımı bu dönemde, yani 99 sonrasında uygulamaya sokulan politikalara baktığımız zaman, projelere baktığımız zaman farklılıkların sıfırlandığını, tek tip ve yüksek katlı konut projelerinin yapıldığı, geleneksel ve modern mimarinin değişik örneklerinin yok sayıldığı, kentlerimizi neredeyse aynılaştıran bir takım projelerle bir kentleşme, bir kent yapısı içerisinde, kent planlaması içerisinde girildiğini gözlemliyoruz. Söz gelimi işte TOKİ'nin yaptıklarını hepimiz biliyoruz. TOKİ olmak üzere başta özel sektörün yaptığı konutlar ya da yapmış olduğu projeler aynı şekilde inşa ediliyor ve hala da aynı şekilde inşa edilmeye devam ediyor. Dönemin kentleşmesine rahatsızlık veren başka bir husus daha var. O da kentsel dönüşüm alanlarında ortaya çıkıyor daha ziyade. Yerine dönüşüm yerine rantsal kayılarla sakinlerinin sökün edildiği bir durumla, uygulamayla karşı karşıyayız. Sabahki oturumda da konuşuldu. İşte Surkule örneği bu durum için oldukça aslında trajik bir örnek olarak sunulabilir. Yani oradaki sakinleri yerinden ettiğiniz zaman orayı fiziki anlamda belki güzelleştirdiğinizi sanarsınız ama oradaki o tarihi, kültürel değeri olan o Roma vatandaşları belki bizim kültürümüze, turizmimize maddi anlamda bile düşünsek
yapacağı katkıyı aslında görmezlikten geldiğinizin de bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu hususta çok şey konuşulduğu ve tartışıldığı için çok fazla konuya değinmek istemiyorum ama sadece bir örnek olarak sunmak istedim. Evet, yani rantsal kaygılarla sakinlerinin sökün edildiği travmatik sosyal problemleri de beraberinde getiriyor bu durum. Dahası toplumsal emniyet bakımından oldukça önemli olduğunu düşünmüş olduğumuz mahalle kültürünü ve komşuluk kültürünü yok ediyor. Bu söz konusu projeler marifetiyle bunlar yok oluyor baktığınız zaman. Oysa ortak yaşamın en güzel örneklerinden biri olarak beliren aslında mahalle kültürü. Üyelerine yüklediği sorumluluk ve dayanışma duygusuyla baktığımız zaman toplumsal sıkıntıları hafifletmekte, hatta devletin bile çözemediği sosyal problemleri bertaraf etmekte oldukça önemlidir yerde durmakta. Biz sadece işte Surukule örneğinde olduğu gibi değil, diğer işte gecekondu mahallelerinde de çarpık yapılaşma olarak değerlendirmiş olduğumuz mahallelerde de sabahleyin yine bir alan araştırmasının sonuçlarını izlerken aynı duygulara kapıldım. Yani oradaki gecekondu mahallesinde oluşan o kültürü de, o mahalle kültürünü de yok ettiğimiz için aslında belki de %40'ı şeye olumsuz bakıyor, kentsel dönüşüm projelerine. Son dönemde yaşanan kentleşme problemlerini çoğaltmak elbette ki mümkün. Ancak zamanın sınırlı olması dolayısıyla bir hususun daha altını çizmekte yarar görüyorum. O da başta İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerimizde fiziki ve demografik bakımlardan sınırların çoktan aşıldığı. Bu ise hantallaşmış, yönetilmesi zor, yetki kargaşası neden olan bir takım problemler ortaya çıkarıyor. Sosyal problemlerin çetrefilleştiği, sosyolojik bir ifadeyle anomik bir yapının ortaya çıkmasına neden oluyor. Ve bu anlamda çöküntü alanları her geçen gün daha da hızlanarak artıyor ve büyüyor. Buna biz bir türlü bu durumu durduramıyoruz aslında. Yani belki de kentsel dönüşüm çerçevesinde uygulanan projeler de yarınki zamanlarda, ilerleyen zamanlarda bir çöküntü olarak karşımızda durabilir. Çünkü ruhsuz, renksiz bir takım projeler, yani sadece mimari bir takım, hatta mimari bile sayılmaz, yani mühendislik özellikleri dolayısıyla daha nizami durmasından hareketle oraları iyi bir takım yerler olarak değerlendirmek, ileride daha farklı bir takım çöküntü alanlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Aslında bu bağlamda ifade etmek gerekirse bugün karşı karşıya kaldığımız sıkıntıların temelinde işte bu plansız ve denetimsiz çarpık yapılaşmaların olduğunu ifade etmemiz mümkündür. Bu nedenledir ki kentsel dönüşümü insanca yaşayabilmenin bir gereği, hatta bir zorunluluğu olarak düşünerek ona göre hareket etmemiz lazım. Ona göre bir takım kentsel politikalar geliştirmemiz lazım gelir diye düşünüyorum. Uygulamada ise kent yönetiminde söz sahibi olan tüm kurum ve kuruluşları hocam, içerisine dahil ederek... Üç dakika sonra. Evet. Bütün kurum ve kuruluşları bu kuruluşların bu şeyin içerisine dahil ederek, sürecin içerisine dahil ederek daha bu kişilerin sorumluluk üstlenmesini, bu kuruluşların sorumluluk üstlenmesini sağlamamız gerekiyor. Kentlerin güçlü ve zayıf yönlerinin öne çıkarıldığı, yapılaşma ve planlamaların her kentin yerel özellikleri doğrultusunda belirlendiği, insan onuruna yakışıp tarihe ve medeniyete saygılı, geçici değil kalıcı değerlerin üretilebildiği, sosyal yönü ağır basan yeni bir takım kentleşme anlayışına ihtiyaç var. Ancak bu konuda ortak bir akla oluşturulduğunu en azından şimdilik söylemek zor. Ancak bu konudaki çabaları da görmezlikten gelmek doğru olmaz. Nitekim bugünkü burada yapmaya çalıştığımız sempozyumda böyle bir ortak akıl arayışında bir örneği olarak değerlendirilebilir. Türkiye'deki kentsel dönüşüm projeleri başta gecekondu alanları olmak üzere daha ziyade fiziki dönüşümü ön plana çıkarmış durumda gözüküyor. Bu fiziki dönüşüm ise daha ziyade niteliksiz, işte çarpık, yapılaşmış yerlerin dönüşülmesi şeklinde algılanıyor. Böylece her yerde aynı politikalar çerçevesinde bir takım kentsel dönüşüm projeleri uygulamaya sokuluyor.
Oysa sosyo-kültürel ve ekonomik özellikler, yani insan unsurunun olmadığı bir projenin başarılı olması mümkün değil. Eğer biz kentsel projelerimizi, kentsel dönüşüm projelerimizi, biraz evvel mimarlar ve mühendisler grubu olması açısından oldukça önemli bu toplantının onlar tarafından yapılması. Olayın sosyal boyutunu dikkate almamız gerektiğinin altını çizen bir seminer, sempozyum yapmaları da daha da önemli oluyor. Demek ki bundan sonra artık sosyal boyutunda hesaba katıldığı bir kentsel dönüşüm projesi, politikası geliştirmemiz gerekiyor. Efendim, söyleyeceklerim burada bitiriyorum. Aslında ben kentleşme, yani kentsel dönüşüm projelerinde üç aşamalı planlama, uygulama ve sonraki dönemlerde uygulanması gereken hususların neler olduğunu başlıklandırarak literatürden neler olması gerektiğini buraya sıralamıştım ama zamanı bittiği için burada noktaya koyup hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam, Nail Hocamıza teşekkür ederiz. Hocam, o notları zaten biz kitap haline getirip buraya gelemeyen daha geniş kitlelere, karar vericilere, işte üniversitelerimize yönlendireceğiz, dağıtacağız. Tabii Nail Hocam'ın dediği şu cümle çok önemli. Şu anda yapılan kentsel dönüşüm sonucu oluşacak kentler diyelim, belki 20-30 sene sonra yeni çöküntü alanlarına dönüşecek dedi. Bu hakikaten üzerinde durulması gereken bir konu. Ben hatta şöyle diyorum, şu andaki binalar, yapıları itibariyle kentsel dönüşüme sokulabilir binalar. Yani yapabiliyorsa teknik olarak. Belki ileride biz 30 sene sonra o kentlerin terkini konuşacağız. Dönüşümü değil de terkini. O zaman 20-30 sene sonra şimdi konuşulan rakamlar var biliyorsunuz Türkiye'nin kentsel dönüşümü için. 400 milyar dolar, 500 milyar dolar gibi paralardan bahsediyor. Hadi bunların bir kısmının sağlıklı yapıldığını düşünelim. Demek 200-300 milyar dolarlık bir paranın 20-30 sene sonra belki terkini konuşacağız. Yeni kent alanları oluşturacağız. Çünkü aslında Türkiye'de bahsettiğim gibi yani bir kentsel alan, yani yerleşim alanı üretmeyle ilgili bir sorun yok. Burada asıl sorun araziye değerli bir rant kültürü veya gayrimenkule değerli bir rant kültürünü dönüştürmesi lazım. Yani Türkiye ekonomisini veya insan aklını ve emeğini arazi ve gayrimenkule değerli bir değer üreterek mi aranacak, yoksa insanın aklına, emeğine, onun sanatına ve bilimine değerli bir yöntem mi seçecek, buna karar vermesi lazım. Aslında bu kentsel dönüşüm çalışmalarında da, bu çalışmalarda da bu sorunun sorulması lazım. Evet, tekrar teşekkür ederiz hocamıza. Şimdiden Murat Şentürk hocamıza söz veriyoruz.